Merhaba çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bölme problemi çözeceğiz. Problem çözebilmek için hayal etmek, şekil çizmek çok önemli. Birlikte problemi okuyalım. Bahçemizden 30 kilogram kiraz topladık. Kirazları 5'er kilogramlık torbalara koyduk. Bu iş için kaç kilogram torba kullandık? Hemen gözlerimizi kapatıp hayal ediyoruz. Karşımızda 5'er kilogramlık, bakın ne demişti? Torbalar var demişti. Torbalar olduğunu hayal ediyoruz. Hayal ettik mi? 30 kilogramlık kirazlarımız var elimizde ve biz bu kirazları torbalara koyacağız. Tabi torbalar kaç kilo alıyor? 5 kilo alıyor. Ne yapacağız? 30 kilonun içinden 5 kiloyu aldık, torbaya koyduk. 5 kiloyu aldık, torbaya koyduk. 5 kiloyu aldık, torbaya koyduk. Bakın her seferinde ne yapıyoruz? 5 kilo çıkartıyoruz. Değil mi? 5 kilo çıkartıyoruz. Kirazların içinden 5 kilo çıkartıyoruz. Her seferinde 5 çıkarmak, yani tekrarlı çıkarma. Kısa yolu neydi? Harikasınız. Bölme işlemi. Burada bölme yapacağız. 30 kilogramlık kirazları 5'er kilogramlık torbalara koyduğumuz için bölme işlemi yapıyoruz. 5'er 5'er 30'a kadar sayalım. 5 10 15 20 25 30. 6 6 bulduk. Çarpmamızı yaptık. Kalan kirazlar 0. Kaç torba? 6 torba. Bir çiftlikteki koyunların ayak sayıları toplamı 24'tür. Bu çiftlikte kaç koyun vardır? Çocuklar bizim koyun, at, inek, keçi, tavuk, cici gibi hayvanların ayak sayısını bilmemiz gerekiyor. Çünkü problemlerde karşımıza çıkıyor. Koyunların kaç ayağı var? Harikasınız. 4 ayağı var. Düşünün. 24 tane ayak. 4 tanesi bir koyun. 4 tanesi bir koyun. 4 tanesini çıkardık, bir koyun. 4 tanesini çıkardık, bir koyun. Her seferinde 4 çıkartıyoruz. Tekrarlı çıkarma kısa yoldan bölme işlemi. 24 aya 4'e böleceğiz. 4'er 4'er saydığımızda 6 buluruz. Demek ki bu çiftlikte 6 koyun var. 17 kalem 3 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Kaç kalem artar? Problemlerde kilit kelimeler vardır. Bu kelimeler bize hangi işlemi yapacağımızı söyler. Bu problemde olduğu gibi paylaştırmak bölme işlemi anlamına geliyor. Bölme işlemi yapacağız. 17 kalemi 3 kişiye paylaştıracağız. 3'er 3'er 17'ye kadar sayıyorum. Ama 17'yi geçmeyeceğiz. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Bakın ne oldu? 17'yi geçtik. Geçtiğimiz için bu parmağı kapattık. 5. Buraya 5 yazıyoruz. 5 kere 3, 15 yapar. Çıkarmamızı yaptık. 2. Her kişiye 5'er kalem düşüyor. Ama soru bizden ne istiyor? Kaç kalem artar? artan kalem sayısını istiyor. 2 artanlar bakın bu çıkarma yaptığımız yerde 2 kalem artar. 18 ceviz 2 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. Her birine kaç ceviz düşer? Paylaştırma kelimesini gördüğümüzde hangi işlemi yapıyorduk? Aferin bölme işlemi. 18'i 2'ye bölüyoruz. 2'şer 2'şer 18'e kadar sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 9 parmak bölüm kısmına yazdık. Çarpmamızı yapıyoruz. Kalan ceviz var mı? Artan ceviz. Hayır yok. Hiçbir ceviz artmamış. Her birine 9'ar ceviz düşüyor. Dersimiz bitti. Görüşürüz.